Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçağ'ın da aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık, ceza infaz konumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna getirildi. Sanık yakınları salon girişinde oluşturulan polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı. Tutuksuz iki sanığın katıldığı duruşma bir önceki celsede istenilen belgelerin okunması ile devam etti. Mahkeme Başkanı Vahdet Yaltepe, sanıklardan Ahmet Bulutlu'ya ilişkin bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunca gelen HTS kayıtlarının yer aldığı raporu okudu. Yaltepe raporda Bulutlu'nun örgüt içerisinde daha önceden tanımadığı askeri personeli belirli zamanlarda kentteki çeşitli kontrollü telefonlardan aradığı ve arandığı, kısa süreli görüşmeler yaptığının yer aldığını söyledi. Bulutlu'nun yaklaşık 50 defa kontrollü telefonlardan diğer FETÖ üyeleriyle görüşmeler yaptığının tespit edildiğini ifade eden Yaltepe. Görüşmelerin kırtasiye, milli piyango, büfe gibi işletmelerdeki kontrollü telefonlardan yapıldığını kaydetti. Bulutlu ise savunmasında terör örgütüyle hiçbir ilişkinin bulunmadığını ileri sürdü. Hırtlar eline geldiğinde ev tutmak ve eşya almak için birçok kez kontrollü telefonlardan görüşmeler yaptığını anlatan Bulutlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.